Merhaba pek sevgili geekler. Kayıp Rıhtım ve Geek Yapar'ın birlikte sunup hazırladığı haftalık programına hepiniz hoş geldiniz. Spartacus, diğer bir adıyla her yer erkek cinsel organı dediğimiz dizinin yepyeni bir spin-off veya Spartacus evreninde geçen bir dizi geliyor. Neyi seçeceğimi şöyle bilmiyorum çünkü devamı getirilen projeler arasında yani remake, sequel, prequel, farklı bakış açısı, spin-off falan derken bu yepyeni bir soluk getirmiş bize. Çünkü bu bir devam öyküsü fakat öykünün sonunda Ashur diye bir karakter var ya, yani başta ayağı sakat başlıyor, sonradan iyi dövüşçü oluyor, bir şeyler falan. O Ashur'un öykünün sonlarına doğru ölüyordu hatırlarsınız belki, spoiler o. Bu adamın ölmediği alternatif bir gerçeklikte Spartacus evreninde geçen bir dizi bu. Ve de dizinin adı House of Ashur, yani Ashur'un hikayesi falan filan. Yani artık bir devam öyküsü yapacağız diye finale şöyle olsaydı ne olurdu acaba alık bir şekilde devam ettirinceye kadar yepyeni Roma'da falan geçen gladiatör öyküsü yazamadınız mı? İlla Spartacus evreninde mi geçmesi lazım? Zaten herkes ölmüş. Spartacus bir de böyle tarihte isyanı, otoriteye başkaldırıyı anlatan çok özel, ikonik bir şey. Hani onun böyle bir franchise'laştırmak ve bir evrene dönüştürmek ne kadar yakışıyor gerçekten bilmiyorum. Gene otoriteye mi başkaldıracak adam? Yani o böyle bir de bir karakterdi hatırlarsanız. Biraz otoriteye de yalakalık yapan, aslında çok ilginç, dizinin en ilginç karakterlerinden biriydi. Ama yani böyle uzatınca ilginçliği kalacak mı geriye bilmiyorum. Göreceğiz. Zamanında tekrar altını çiziyorum, inanılmaz cüretkar bir diziydi. Çıplaklığıyla falan. Acaba bu tavrını 2024 dilinde devam ettirecek mi? Çünkü dikkat ederseniz biraz böyle bazı özel projeler hariç televizyondan o genel çıplaklık biraz uzaklaşmaya başladı. Spartacus sırf çıplaklıkla yapmış gibi konuştuğumun farkındayım ama ne yapayım, ben de böyle yüzeysel bir insanım. Captain America: Brave New World filminden bir fragman geldi sevgili arkadaşlar. MCU'nun hızının biraz yavaş yavaş kesildiği bu faz kaçta olduğumuzu bile artık çok hatırlayamadığımız dönemde Captain America'nın fragmanı biraz olsun eski Marvel filmlerini, özellikle Captain America filmlerini anımsatmıyor değil. Winter Soldier havasını falan yeniden bize acaba yaşatabilecek mi? Evet, büyük bir eşikten, kıstastan, çizgiden bahsediyorum, farkındayım ama bunu göreceğiz hep beraber. Fragmanda en çok dikkatimi çeken şakalardan bir tanesi şu oldu. Sam Wilson General Ross'la karşılaşıyor. General Ross'u biliyorsunuz William Hurt oynuyordu, vefat etti oyuncu. Şimdi yerine Harrison Ford oynuyor. Ve de karşılaştıklarında yeni imajınızı beğendim efendim falan diyor. Şimdi burada alt espri oyuncu değişti, görüntüsü değişti falan. Fakat aslında sanırım oradaki espri General Ross'un çok ikonik, hiç değişmemiş olan bir bıyığı vardır. William Hurt'te vardı mesela o bıyık. Harrison Ford'a yapamamışlar o bıyığı. Yapamamışlar diyorum çünkü şöyle bir diyaloğun geçtiğinde %100 eminim. Filmin yapımcılarından, yönetmenlerinden birisi gitti dedi ki ya Harrison abi, bu karakterin orijinalinde bıyık var bu arada. Sen de bıyık bırakırsın değil mi falan dedi. Harrison da şöyle baktı. O yüzden adama bıyık bıraktırmadıklarını ve yüz binlerce yıldır değişmemiş imajını hayatta değiştirtemediklerine eminim. O espriyi de hem yeni oyuncuya gönderme hem böyle bir bıyık şakası, Marvel cıvıklığı olarak koymuşlar. Benim en çok dikkatimi bu çekti fragmandan. Sizin en çok dikkatinizi ne çekti? Aşağı yorum olarak yazın. Fragmanı izlediyseniz, izlemediyseniz bence en doğrusunu yapıyorsunuz. Çünkü fragmanlar filmlerin tadını inanılmaz kaçırıyor. Fragman falan izlemeyin, direkt filmi izleyin derim. Bu arada fragmanda... oyuncu herifin adı neydi ya? Bu sefer ezberlemiştim düzgün söyleyeyim diye. Söyleyemeyeceğim gene, her neyse. Breaking Bad'in Gus Fring'i var ve de ne oynadığını bilmiyoruz ve çok merak ettim gerçekten. Fragmanın bir şeyi bilerek söylemiyor olması benim çok ilgimi çekti. Bu sabah internette bu arada gördüm. Kimse tahmin edemiyor doğrusunu, henüz oynadığım rolün, karakterin diye kendisi açıklama yapmış. Tabii ki ne kadar doğru bilmiyorum ama aşağı bu konuyla ilgili teorilerinizi de yazın derim. Ne oynuyormuş diye. Yani eğer umunuzdaysa. Değilse zaten yani. Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito. Aynen. Rick and Morty'nin 10 bölümlük anime dizisinden bir fragman geldi sevgili arkadaşlar. Takashi Sano'nun yönettiği bu dizi bir uzun bir şeye benziyor. Ayrı bir Rick and Morty sezonuna benziyor. Anime diye çok farklı bir öykücülüğü olacağını zannetmiyorum. Fragmanı pek öyle bir hava vermedi. Gene klasik Rick and Morty izleyeceğiz gibi. Sadece çizimleri anime. Açıkçası birilerinin yaptığı ayrıca bir Rick and Morty içeriği olması daha çok Rick and Morty'ye maruz kalmak için güzel bir bahane. Kötü bir sebep değil. Fakat doğruya doğru, bunu daha önce söylemiştim. Yeri geldiği için bir daha söyleyeceğim. aşırı derecede sevip aşırı derecede benim için sıradanlaşan bir şeye dönüştürürken Morty açıkçası. Bunun sebebinin günün sonunda ne olursa olsun biraz parodi bir içerik olmasından, içerik diyoruz artık Allah belasını versin ya, parodi bir sanat eseri olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani günün sonunda bir şeylerle dalga geçiyordu ve o dalga geçtiği şeylerle ilgili dalga geçebilecek her çeşit açığı kullandı. Kendi içinde bir öyküsü var merak ettiğimiz, işte Evil Morty'li, Prime Rick'li bilmem neli falan filan. Fakat oralara çok girmedikçe ben artık birazcık yoruluyorum, sıkılıyorum Rick and Morty'nin esprilerinden, şakalarından gibi gibi. Bilim kurgu zekası filan bile eskisi kadar beni gıdıklamıyor. Ama animasyonu da yani izleriz, animasyon demişim, animeyi de izleriz. Niye izlemeyelim? Geekiz, Rick and Morty seviyoruz, anime seviyoruz. İlla ki izlenecek. Fragmanını izleyin. Herhangi bir Rick and Morty sezonu gibi gözüküyor. Bu da kötü bir şey değil tabii. Birkaç sene önce çıkıp herkesin diline giren dizi Severance'dan 2. sezon teaser'ı yayınlandı sevgili arkadaşlar. Kaldığı yerden devam ediyor. Bu tarz öykülerin, yani böyle çok ilgi çekici öykülerin genelde çok uzayınca bir yere varamama gibi bir huyu vardır. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi hem aslında çok grift ve kompleks bir şeyi yeteri kadar açıklayacak zaten çok iyi bir çözüm, açılış zaten olamayacak olması. Bir de biraz da şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi Severance'ı çıktığı zaman bir solukta izledim ben, tamam mı? Yani birkaç güne sıkıştırıp işte böyle hızlı izlenmiş bir dizi oldu ve hop diye dünyasına karıştım. Hop diye gizemini merak ettim. Hop diye ne olacak diye coşlaştım. Bilmiyorum ne demek coşlaştım, bugünün kelimesi. Sevgili Kayıp Rıhtımcıların da bize haberde detaylı bir şekilde yazdığı gibi ilk sezon çıkalı 3 yıl olmuş. Farkında bile değildim 3 yıl olduğunun. Ve evet, büyük bir keyifle hatırlıyorum diziyi, çok ilginçti diye hatırlıyorum ama açıkçası ne çıkacak acaba heyecanı üstünden çoktan geçmiş durumda. Oturup ilk sezonu bir daha izlesem o heyecan tekrar girecek halim yok. Çünkü çok fazla tek atımlık bir heyecan o. Yani böyle dinozor bir örnek vereceğim, 6. his gibi. 2. 3. kez maruz kalınca aynı etkiyi yaşamayacağınız bir şey. O yüzden açıkçası bu öykünün böyle tek sezonluk bir mini seri ya da uzun ve güzel bir film olsaymış dedim kendi kendime. Çünkü ben 2. sezon için hevesimi çoktan yitirdim. Boş vaktim olursa izlerim ama manyakça beklemiyorum. Sizin için aranızda manyakça bekleyenler var mı? Oh nihayet Severance'ın 2. sezonu geldi. Her yerde o bizim çocuğun ve de ne bileyim öbür kızın ve de dizideki öbür karakterlerin posterlerinin olduğu bir eviniz mi var? Siz de Severance cosplayleri yapıyorsunuz ve kimse anlamıyor mu? Arkadaşlarınız hatırlıyor musunuz? Severance diye bir dizi vardı. Benim hayatta en sevdiğim o dizi dediğinde saçmalama Breaking Bad falan var dediklerinde siz de sinir oluyor musunuz? Eğer onlardan biri değilseniz siz de benim gibisiniz demektir. Ve de işte fazla heyecanlı değilsiniz demektir. Ama eğer fazla heyecanlıysanız aşağı yorum olarak yazın. Bugün her bok aşağı yorum olarak yazın dedim. Ama ya bu sizin işiniz. Bunu yapacaksınız tabii ki. Görüşürüz. Bunu da yazın. Yazın lan. Daha geçen hafta eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bahsettiğim Brad Pitt'li Formula 1 filminden fragman geldi sevgili geekler. Ben daha bundan yeni bahsettiğim için daha bu projenin yıllar sonra çıkacağını zannederken meğersem benim bir şeylerden bahsetmemin gerçekliğin bir göstergesi olmadığı ortaya çıktı. Ve de proje çoktan ayaklanmış. Fragman bile çıkarmışlar. Fragmanı izleyince şöyle şeyler düşündüm. Evet, bu gene bir araba yarışı filmi. Şimdi duymuşsunuzdur sizde veya en azından biz söylemiş olabiliriz geçenlerde. Bu böyle bugüne kadar çekilmiş en gerçekçi araba yarışı sahnelerinin olduğu film olacakmışmış. Çünkü efendim gerçekten Formula 1 pistinde, hatta yarıştan önce mi çekiyorlarmış? Değil mi? Yarıştan önce falan, hatta bu hafta videoları çıktı işte böyle pitte işte yarış pisti ya. Yarışçıların yarıştan önce takıldığı yerde. Anladım, kafe. Gibi evet. Lounge'da işte böyle yarışmacılar işte gazetecilerle konuşurken arkadan bir anda Brad Pitt geçiyor, hepsi böyle duruyor bakıyor adama. Ne oluyor lan şu anda değil mi? F1 kostümü içinde falan böyle. Bayağı onların arasına karıştı. Bu sezon full onlarla takılıyor. Vay yani. Be. Ulan Brad Pitt olmak isterdim ha. Yani %99'umuz isterdik herhalde. Ama yani bir yandan şöyle düşünmüyor değilim abicim. Açıkçası ben bir yönetmen, bir sinemacı, öyle sinemacı olmadığım için yani hani ne bileyim böyle film çekmenin her tarafında tadına bakmış, sıkılmış hani düzeyde olmadığım için bana açıkçası bu böyle bir takım yönetmenlerin gurur projeleri gibi gelmeye başladı Yani gitgide teknoloji geliştikçe, CGI bilmem ne falan geliştikçe bir takım yönetmenler hayır gerçek sahneler çekeceğiz, Okey, bu 5 sene 10 sene önce özel efektler çok iyi değilken Star Wars gibi işlerin aşırı fazla dijital bilgisayar oyununa benzemeye başlaması ve bizim seyirci olarak bundan sinir olduğumuz bir dönemde gerçek aksesuarlarla işte kostümlerle, dekorlarla falan filan çekeceğiz muhabbeti çok ilginç ve takdire şayan geliyordu. Ama hem teknoloji ilerledi hem de bu artık biraz yani böyle bir yönetmenin kendini kanıtlamaya çalıştığı bir şeye dönüştü. Yani filmin gerçekten güzel olup olmamasını sebebinden çok bir takım insanlar ki buna oyuncular da dahil işte hani gerçek tehlike içeren sahnelerde çalıştı falan. Ya bilmiyorum abi, bütün bunlar bize geçiyor mu? Bize geçmesi gerçekten gerekiyor mu? Biz keyifli bir film mi izleyelim istiyoruz? Yoksa milletin bunu yaparken hakikaten çok fazla zahmet etmesini mi? Bunun kıymetini artırıyor mu? Artık bunu açıkçası sorulamaya başladım. Özellikle de dediğim gibi yani ben Formula 1 meraklısı da değilim. Belki meraklısı olsaydım böyle hissetmeyecektim ama fragmanı izleyince dedim ki yani işte bugüne kadar çekilmiş tonlarca araba yarışı filminden veya Formula 1 filminden pek farklı falan gözükmüyor. Tabii ki fragmanda anlayamamış olabilirim. Tabii ki filmi izleyince wow dedirtecek sahneler olabilir. Ama yani bunları gerçekten çekmiş olmaları veya bilgisayarla yapmış olmaları gerçekten bizi artık o kadar etkiliyor mu bilmiyorum. Onun dışında filmin en başında fragmanın en başında bir replik var. Brad Pitt şeyle konuşuyor karşısındaki kadına. Ya diyor ki işte güçlü olmalı, araba hızlı olmalı, hayvan gibi olmalı, bilmem ne olmalı, şu olmalı, bu olmalı falan diyor. Kadın diyor ki mühendis herhalde, o da işte bir şey için. Ama diyor bütün bunları nasıl güvenli bir şekilde yapabileceğimi bilmiyorum diyor. Brad Pitt de diyor ki güvenden bahseden yok ki. Şimdi gerçek hayatta böyle anları düşünüyorum. Bu bir de bu böyle biyografi filmi gene, biliyor musun? Değil sanırım. Değil herhalde. Atmosfer. Önemli değil, neyse. Ama gene böyle McLaren isimleri falan. Yani gerçek markalardan bilmem neden bahsediyor falan. O yüzden biyografi öyküsü değilse bile gerçek hayatı biraz atıfta bulunan bir şey. Ve de yani gerçek hayatta hani bir mühendissin sen, bir işte baş mühendissin, bir şeysin falan ve firmanın temsilcisi, bir şeysi, artık yarışçısı, pilot mu artık neyse Brad Pitt sana diyor ki arabayı hayvan gibi yap ama güvenli yapma. Yani mühendis olarak şöyle yaparsın abi. Eve gidersin ve dersin ki ulan bugün patronum işte geri zekalı konuştu. He, güvenli yapmayacakmışız. Ha, zaten uyman gereken bir ton şey olduğuna eminim yani kural olduğuna eminim güvenlikle alakalı falan. Ve de evet bu sınırları zorlayıp böyle bir takım tehlikeli kararlar verdiklerini de biliyorum tarih boyunca ama yine de yani bu diyaloğun gerçekten böyle gerçekleşmiş olabileceğine inanmıyorum abi yani. Tamam biyografi filmi falan da olmayabilir bu ama hani sahici bir sahne izletebilmek açısından olan çabayı düşündüğün zaman ben hani çok cool shit olarak buluyorum artık böyle sahneleri, anladın mı? İşte güçlü olacak bilmem ne. Sana güvenlikten bahseden kim? Siktir git, Allah Allah. Hayatında böyle aptal bir diyalog mu olur abi? Ondan sonra milyonlarca tazminat ödersin falan. Ne bileyim yani. Kim bu? Ne bu böyle? Aşırı gereksiz karizmatik olduğunu düşündüm. Siz nasıl düşündünüz? Aşağı yorum olarak yazın. Remake'lere, yeniden yapımlara, devamlara, yeni adaptasyonlara falan filan sürekli laf eden bir insan olarak şimdi gelin biraz da 200'lük yapayım. Highlander'ın remake'i geliyor, biliyorsunuzdur. Henry Cavill oynuyor ve bu haber kadar beni heyecanlandıran ve sevindiren az şey var şu hayatta. Highlander hiçbir zaman böyle birazcık kaliteli bir B-movie olmanın ötesine geçememiş. Çok salak fakat çocukken izlediğimiz için çok sevdiğimiz bir şeydir. Garip bir mitolojisi vardı. İnsanlar ölümsüz, yani insanlar ya sırada insanlar işte Highlander'lar. Ölümsüz bir garip tipler, bir tek kafalarını koparırsan ölebiliyorlar falan. Onun dışında distopik bir zamanda da geçtiği ikinci bölüm müydü? Üçüncü film mi? Yok, ikinci filmdi galiba o. Böyle işte Matrix'e ilham mı vermiş bilmiyorum artık. Bir takım sebebini unuttum. Şimdi böyle bir şeylere erişmemek için güneşi kapattıkları bir böyle şey yapmışlar yani. Kubbe yapmışlar dünyaya falan. Öyle bir konusu vardı. Onun da sebebini unuttum. Yıllar oldu izleyeli. Bir de aslında İspanyol olan, tamam mı? Çünkü adı yani karakterin adı İspanyoldu. Spaniard diyorlardı. Fakat nedense gayet İrlanda İskoç aksanından kesinlikle vazgeçememiş Sean Connery'nin oynadığı bir karakter vardı. Bu arada işin enteresanı Christopher Lambert da bir Fransız olmasına rağmen bir İskoç'u oynuyor ve onun da aksanı şivesi pek iyi değildi açıkçası. Yani kimsenin doğru şiveyi aksanı yapamadığı fakat bu şeylere asla ve asla takılmadığımız, hiç güzel dövüş sahneleri olmayan, tam olarak nesini beğendiğimizi kesinlikle hatırlamadığım, bir daha izlesem büyük ihtimalle 40. dakikada deyip kapatacağım bir film olan Highlander serisinin yeni adaptasyonu nasıl bir şey olacağını göreceğiz. Büyük ihtimalle orijinal filmin havasına, tadına, tuzuna hiç benzemeyecektir. Hem aradan yıllar geçti, kimsenin hatırlamadığı bir şey. Hem teknoloji çok ilerledi. O filmlerin hakikaten teknolojisi kötü yani bütçesi hani o zamana göre bile çok iyi değil. Ama sempatik bir filmdi ya. Bilmiyorum abi, Highlander'ın nesini sevdiğimi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bakalım, Henry Cavill'ı ben severim biliyorsunuz. Son zamanlarda garip bir tip olmaya başlamış da olsa. Fakat güzel bir Highlander izleriz gibi geliyor. Hadi bakalım. Highlander. Wow. Bu haftalıkta bizden bu kadar sevgili geekler. Kendinize iyi bakmayı ve de haftaya kadar birazcık... Bilemedim nasıl bir nasihat vereceğimi. İşte görüşürüz.